Nedensiz yorgunluk, düşük enerji, solgun bir görünüm ya da sürekli hastalanmak. İnsan vücudunda, insan metabolizmasında gerçekleşen değişiklikler bize birçok konuda bilgi verebilir. Ya da doğru yönlendirmeler sağlayabilir. Vücudun temel gereksinimleri vitaminlerin yetersizliği anlaşılabilir. Su yetersizliği durumunda kramp tepkisinin verilmesi gibi, vitamin ya da mineral yetersizliğinde çeşitli uyarılar alabiliriz. Baştan belirtmek gerekir ki, bu içerik çeşitli araştırmalardan derlenmiş olasılıklar üzerinedir. Çeşitli vitaminler ve minerallerin yetersizleşmesi durumunda oluşan farklı tepkileri algılayabilmek, hızlı tepki vermeyi sağlayabilir. 20'li yaşlar gibi erken çağlarda, kalıtımsal durumlar dışında saçların aklaşması, bakır eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bakır, saça rengini veren melanin pigmentinin üretimini etkileyebilir. Saçınıza, erken ve beklenmedik bir şekilde aklar düşmeye başladıysa, bakır seviyenizi ölçtürebilirsiniz. Bakır açısından zengin bazı besinler, kabuklu deniz ürünleri, mantar, zeytin, fındık, pekmez. Kırılgan saçlar, demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin bir işareti olabilir. Demirin, üretimine katkıda bulunduğu hemoglobin, saç hücrelerinin büyümesi için önem taşıyan besinler ve oksijen sağlar. Vücudun, kırmızı kan hücreleri üretmesine yardımcı olan bir B vitamini folik asitin tüketimi de önemli. Bu durumda, kırmızı et, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler tüketilmeli. Günde 50 ila 100 saç teli kaybı, normal bir durum olarak kabul edilir. Bunun dışındaki aşırı bir dökülme durumu yetersizliğe işaret edebilir. Sağlıklı saçlar için, hem niyasin, hem de biyotin açısından zengin besinler, fındık, yeşillikler, kepekli tahıllar, yağsız etler, balık ve süt ürünleri önemsenmelidir. Kafa derinizi kaşıdığınızda dökülen pullar, akla ilk olarak kepeği getirse de, balık ve cevizden alabileceğiniz A ve C vitaminleri veya balıktan sağlayabileceğiniz omega-3 gibi temel yağ asitleri yetersiz seviyede olabilir. Kollarda oluşan tavuk derisi görünümlü kızarıklıklar, düşük A vitamini seviyelerinden ve çinko eksikliğinden kaynaklanabilir. Tabii bu görünümün, keratin birikmesinden dolayı oluşan keratosis pilaris ya da kalıtsal olması gibi birçok nedeni olabilir. Bu olası durumlar dışında, hem A vitamini, hem de çinko, cilt sağlığını korumada ve yara iyileşiminde önemli rollere sahiptirler. Hayvansal gıdalardan, türevlerinden, baklagil ve kuru yemişlerden çinko ihtiyacı karşılanabilir. Tatlı patates, havuç, ıspanaktan A vitaminini karşılayabilirsiniz. Kolların dışında, genellikle bacaklarda veya yanaklarda görülen kırmızı veya beyaz bu engebeli görünümü, A ve C yetersizliği ile ilişkilendiren çalışmalarda mevcut. Yüzde oluşan seborreik dermatit adı verilen pullu, kaşıntılı döküntü, çok çeşitli faktörlerin yanı sıra, B6 eksikliği ile de ilişkilendirilmiştir. Koilon işi olarak bilinen kaşık şeklindeki tırnaklar, demir eksikliği anemisinin bir işareti olabilir. Tırnak dalgalanmaları ya da çıkıntıları, vücudun vitaminleri emmede sorun yaşadığını gösterebilir. Yetersiz mide asidi, bir vitamin sorunu gibi görünmüyor, ancak gıdalardaki besinlerin parçalanmasını, ihtiyaç olan vitamin ve minerallerin emilimini engelleyebilir. Kırılgan tırnaklar, biyotin denilen B7 yetersizliğinin sonucu olabilir. Saç için de önemli olan B7 açısından zengin besinler, brokoli, karnabahar, muz, tatlı patates, ıspanak, yumurta, ton balığı. Parmak uçları ve tırnak çevresindeki derinin soyulması, Kawasaki, egzama, kimyasallar gibi birçok faktörün yanında, niyasin denilen B3 ve B7 vitamini biyotin yetersizliğinde de belirebilir. B3 açısından zengin besinler, ton balığı, patlıcan, tavuk, bezelye, brokoli, ıspanak, somon. Uzman açıklamalarında, farklı vitamin ve mineraller telaffuz edilse de, çevresel tecrübelerde, günlük bir maden suyu kullanımı ve su alımına dikkat sonrası, tırnak çevresindeki deri soyulması son bulmuştur. En ufak bir çarpma anında bile morarma, yetersiz C vitaminine işaret eder. C vitamini, kemik, bağ dokusu, kan damarlarının sağlığı için önemli olan kolajen üretimine yardımcı olur. Eksikliği, kan damarlarını zayıflatarak kolay morarmaya neden olur. Bu morarmalar, kan damarlarının zayıfladığının bir işareti olabilir. Zengin C vitaminine sahip bazı besinler, çilek, domates, brokoli, patates, portakal. Kas krampları, susuzluğun dışında potasyum ve kas kasılmasında kalsiyum ile birlikte önemli rol oynayan magnezyum yetersizliğinde oluşabilir. Potasyum, erik, ıspanak, muz da bolca bulunur. Magnezyum, yeşil yapraklı sebzelerde, kalsiyum, inek sütü, peynir, yoğurt da bolca bulunur. Gece körlüğüne veya renk körlüğüne neden olabilecek çeşitli faktörlerden biri de A vitamini eksikliği olabilir. A vitamini, insanların düşük ışıkta görmesini sağlayan rodopsin üretimine yardımcı olur. Bu yetersizlik, gözün beyaz kısmında beyaz köpüklü oluşumlar olan kserofthalmiye de neden olabilir. Kabızlık durumu, lif eksikliğinin bir işareti olabilir.
Aynı zamanda dış kıyı hareket ettirmede de rol oynadığı belirtilen magnezyum da unutulmamalı. Ağrılı, şiş ya da kanayan diş etleri yetersiz C vitamini sonucunda oluşabilir. Düşük B12 seviyeleri, hepçil canlılarda ağız ve dudak yaralarına ya da çatlamalarına neden olabilir. Soğuk hava ve herpes virüsü gibi koşullar dışında, birkaç günlük vitamin alımı sorunu giderecektir. Et, süt, yumurta gibi birçok besinde B12 bulunur. Pullu dudaklar ve ağız köşelerinde çatlaklarda B6 eksikliği de sıkça telaffuz edilir. Yine B12 yetersizliğinin de neden olduğu yorgunluk, aynı zamanda D vitamini ve düşük potasyum seviyelerinden de kaynaklanabilir. Yeterli uyumanıza rağmen oluşan sürekli yorgunluk hali, D vitamini yetersizliğinin kronik olduğunu belirtebilir. Yorgunluk hissinin yanında mide bulantısı, halsizlik görülmesi, düşük magnezyum belirtisi olabilir. Magnezyum eksikliğini fındık ve fasulye ile giderebilirsiniz. Hayvansal ürünlere mesafeli olan veganlar ve vejeteryanlar, yorgunluk belirtilerine neden olan B12 vitamini eksikliğini, bitkilerde bulunmaması nedeniyle, zenginleştirilmiş ekmekler, gevrekler, işlenmiş tahıllar aracılığıyla giderebilirler. Depresyon, kafa karışıklığı, hafıza problemleri ve bunamaya yol açan B12 eksikliğinde, oksijenin hareketini sağlayacak yeterli seviyede sağlıklı kırmızı kan hücreniz olmayabilir. Bu durum, sinirleri örten koruyucu kılıfa zarar verebilir. Bu, özellikle ellerinizde ve ayaklarınızda, titreme, üşüme, uyuşma gibi sorunlara neden olabilir. Yaşlandıkça zorlaşan B12 emilimi, anemiye, sinir hasarına, karamsarlığa ve farklı ciddi sorunlara yol açabilir. Uzuv karıncalanması, ciddi bir nörolojik durumun işareti olabilir. Veya B12 eksikliği gibi daha az tedirgin edici bir durum. Dilinizin şişmesi ya da iltihaplanması da B12'ye işaret edebilir. Bazı çalışmalarda, sıklıkla bacaklarda, nadiren diğer vücut bölgelerinde, yanma, karıncalanma, batma ve bazen de tarif edilmesi güç bir his varlığı ile karakterize, Willis Ekbom hastalığı olarak da bilinen huzursuz bacak sendromu, kandaki demir seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca kimi çalışmalar, belirtilerin genellikle, kadınların demir seviyelerinin düşme eğiliminde olduğu bir dönem olan, hamilelik sırasında ortaya çıktığını belirtiyor. Bazı kanıtlar, magnezyum yetersizliğinin huzursuz bacak sendromunda rol oynayabileceğini göstermektedir. Et, kümes hayvanları, balık, baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, tam tahıllar gibi demir açısından zengin gıdaların alımını artırmak faydalı olabilir. Demir emilimini artırmaya yardımcı olabilecek C vitamini ile birleştirilebilir. Dökme demir tencere, tava kullanmak ve yemeklerde çay veya kahveden kaçınmak da demir emilimini artırmaya yardımcı olabilir. Son derece yüksek demir seviyeleri de, bazı durumlarda ölümcül bile olabilir. Kemik ağrılarına neden olabilen D vitamini yetersizliği, bel ağrısı çekenlerin %80'inde gözlemlenmiştir. Ülkemizde, yetersizliği en sık görülen vitaminlerden D vitamini, düşük seviyelere ulaştığında kemik erimesi riskini artırabiliyor. Alerjik hastalıklar, kanser, metabolizma ile ilgili rahatsızlıklar ve kalp hastalıkları ile de ilişkilendiren çalışmalar mevcut. İklim koşullarımızda yazın, çoğunluğunu güneşten sağladığımız vitaminin seyri kış aylarında değişiyor. Kış ülkesi Kanada seviyelerinde eksiklik görülüyor. Somon, lüfer, ton balığı, D vitamini açısından zengin besinlerdir. Bu yetersizlikleri gidermenin yollarından, takviye ürünlerin kullanımı, ülkemizde %15 civarındayken, Kanada, Amerika gibi ülkelerde %70 dolaylarında. Özellikle takviyeler konusunda olmak üzere, bir uzman gibi hareket etmemekte fayda var. Örneğin, kanda aşırı D vitamini seviyeleri, kalsiyum seviyelerine etki edebilir ve kalp ritmi gibi sorunlara neden olabilir.